arkadaşlar, işte geldim. Hazır fırsatın bulmuşken köyde yaşadığım bir hatıramı sizlere anlatmak isterim. Annem ve babam kışlık odunu hazırlamak üzere ormana gitmiş, beni de güvendikleri bir teyzeye emanet etmişlerdi. Doğrusu hem açtım hem de yanlarında götürmedikleri için üzgündüm. Neyse ki teyze çok iyi biriydi. Köy yerinde yaşadığından işi de hiç bitmiyordu. Yine de ihmal etmedi. Onca yorgunluğun arasında fırsat buldu. Bana bir kase yoğurt getirdi. O kadar sevinmiştim ki. Bir yandan yiyor, diğer yandan hayretler içerisinde teyzeyi seyrediyordum. Evini silip süpürüyor, bahçeye gidip geliyor, hayvanlarına bakıyor. Anlayacağınız sürekli çalışıyordu. Üstelik her fırsatta yanıma geliyor, boşalan kasemi alıp tekrar yoğurtla dolduruyordu. Sanırım doymayacağımı gözlerimden anlıyordu. Ben bitirdikçe o yine dolduruyor, o doldurdukça ben yine yiyip bitiriyordum. Bu sırada hiç konuşmuyorduk fakat teyzeyle yine de anlaşıyorduk. İşte o gün her boşluğu iyilikle doldurman gerektiğini ondan öğrendim. Teyzeyi örnek alıp her fırsatta birilerine faydalı olmaya karar verdim. Mesela okula giderken yoldaki yaşlı insanların karşıya geçmesine, evde ödev yapmaya ara verdikçe de annemin işlerini bitirmesine yardım etmeye başladım. Doğrusu bu hem beni hem de yardımcı olduğum insanları çok sevindirdi. Anladım ki kısacık olduğunu düşündüğüm için çoğu zaman boşa harcadığım anlarda bile nice faydalı iş yapılabilirmiş. Anladım ki her bir aralık kendisini iyiliklerle doldurmamı beklermiş. İşte bu sebeple bulduğum ilk fırsatta hayrını gördüğüm bu hatırayı sizlere anlatmak ve böylece yeni bir hayra ulaşmanıza vesile olmak istedim. Duydunuz mu? Ders zili çalmaya başladı. O halde bana müsaade. Sınıfa gitmeliyim. Dua edin ki ömrüm boyunca her aralığı doğru ve güzel işlerle doldurabileyim. Hoşça kalın.